yerde, kah burada, en uzaklarda. Siz neredeyseniz, adım adım Londra orada. Paylaşmak adına, kah orada, kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada. Adım adım Londra. Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Yepyeni bir hafta ve birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı yepyeni bir Adım Adım Londra programıyla bu haftada huzurlarınızdayız. Bomba gibi bir programa hazır mısınız? O halde koltuklarınıza oturunuz ve Adım Adım Londra programını izlemeye başlayınız. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı başlıyor. İlk olarak sizleri dünya kültürlerinin bir araya geldiği ve dünyanın ikinci büyük sokak karnavalı olarak bilinen Notting Hill Karnavalı'na götürüyoruz. Birbirinden renkli ve heyecan verici görüntülerin yer aldığı karnavalda bakalım kameralarımızda sizler için neler yansımış. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Sizlerle kanalda ekranlarında buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sefer de kameralarımızı Kuzey Londra'nın Palmer Screen bölgesine bir Rum tavernasına çeviriyoruz. Rumlar ve Türklerin dostça şarkı söylediği tavernada bakalım neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu'nun sizler için hazırladığı skeç var. Bakalım Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu bu hafta hangi karakter tiplemesiyle sizlere neşeli dakikalar yaşatacaklar? Efendim bu hafta Adım Adım Londra ekibi olarak haftanın konusu olarak öfkeyi sorduk ve Londra sokaklarına indik. Bakalım öfkeyle ilgili mikrofonlarımıza nasıl yorumlar yapılmış. İlk olarak sizleri dünya kültürlerinin bir araya geldiği ve dünyanın ikinci büyük sokak karnavalı olarak bilinen Notting Hill Karnavalı'na götürüyoruz. Birbirinden renkli ve heyecan verici görüntülerin yer aldığı karnavalda bakalım kameralarımıza sizler için neler yansımış. İngiltere'de 1964 yılından beri gerçekleştirilen ve Brezilya'daki Rio Karnavalı'ndan sonra dünyanın ikinci büyük karnavalı olan Notting Hill Karnavalı bugün itibariyle başladı efendim. Bizler de Adım Adım Londra ekibi olarak dünya milletlerinin bu karnavalda buluşmasıyla beraber sizler için bu renkli görüntüleri Kanal T ekranlarına taşımak üzere buradayız. Biraz sonra karnaval yürüyüşü başlayacak ve bu renkli görüntüler Adım Adım Londra parkıyla Kanal T ekranlarına gelecek. Notting
yıl karnavalında gördüğünüz gibi birbirinden değişik renkte ve birbirinden güzel kızlar var. Biraz sonra yürüyüş başlayacak ama onların size göndermek istediği bir mesajları var. Hello, North Paris. Thank you. İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Brezilya'nın Rio Karnavalı'ndan sonra dünyanın ikinci büyük sokak karnavalı olan 2 günlük Notting Hill Karnavalı'nı her yıl Londra halkının dışında dünyanın dört bir yanından gelen turistler dahil binlerce kişi ziyaret ediyor. Yaklaşık 6500 polisin görevlendirildiği Notting Hill Karnavalı'nda bu görevini icra eden bir polisin yanındayım şu an. Can you introduce yourself? Yes, my name is PC Ken Robson. I'm from the traffic police in the Metropolitan Police Service. Everybody taking picture with you. I think you are the most famous person in this carnival. There is more famous people here, don't worry. As long as everyone enjoys himself. Yeah, what would you like to say about this carnival? It's the famous carnival all around the world. Yes, it is. It's a fantastic occasion for everybody, everyone to come together. Uh-huh. The weather's brilliant, so have a great day, everybody. Lots of people from different cultures here today. Absolutely, yes, from with Japan. With a nice sunshine. Yeah, from Japan, Canada, we've had all sorts today, and they're all welcome. You are very lucky. You're doing your job with a nice enjoy. Ah, yes. And yourself. Oh, thank you very much. What would you like to say for people, especially in Cyprus? Please come over and enjoy the carnival. It's a great occasion. Thank you. Efendim kendisi bugün burada buranın güvenliğini sağlamak üzere gelen polislerden bir tanesi. Birçok dünya kültürünün, Kanada, Japonya gibi birçok dünya kültürünün bir arada olduğu bir karnaval olduğunu söylüyor. Ve inşallah da herkes bu karnavalı hoş vakit geçirerek tamamlayacaklar. Güzel bir de selam gönderdi Kuzey Kıbrıs'ımıza. Thank you. No worries, take care. Have a good day. Efendim gördüğünüz gibi çok değişik kültürde, değişik renkte insanlara rastlıyoruz Notting Hill Karnavalı'nda. What's your name? Judy. Judy, you are in a most popular carnival all around the world. So what are you going to do? Are you going to dance? Well, I'm just on my way to the toilet and then I'm going to come and dance, yes. And it is going to start here later on? Yes, yes. Are you excited? Yes, I like Notting Hill Carnival, so I'm always excited. Is it first time to join it? Or? No, I've been for the last about 35 years, so I've been for a while, quite a few times. You've got lots of experience. I've got lots of experience, so yeah, I'm used to it. Which country are you from? I'm from London, West London originally, so. But it's nice to see carnivals very multicultural and there's people from all different countries, which is great. It's definitely, you look very shiny today. Very shiny, yes, and I'm feeling very hot as well, so. Thank you very much. Thank you. Would you like to say hello to North Cyprus? Hi, North Cyprus, you should come to Notting Hill Carnival. Thank you. Okay, thank you. Judy orijinal olarak Batı Londra'dan ve daha önceki yıllarda da Notting Hill Karnavalı'na katılmış. Oldukça da tecrübesi olan bir kişi. Gördüğünüz gibi biraz sonra karnaval başlayacak. Karnavalın başlamasıyla beraber o da o güzel dansını yapacak ve sizlere güzel bir de merhaba gönderdi. Hello, Cyprus. Thank you. Have a nice carnival. Bye-bye. Bye. Karnaval yürüyüşünün başlamasıyla hareketlenen sokaklarda karnavalı izlemeye gelenler kameralarımızı görünce yaşadıkları coşkuyu yansıtmayı da ihmal etmiyorlar. Sevgili izleyiciler, Notting Hill Karnavalı'nda biraz sonra gerçekleştirilecek yürüyüşün başladığı noktadayız. Biraz sonra yürüyüş başlayacak ve çok değişik milletten, çok değişik kültürler, birbirinden değişik kostümler ve danslarını etraftaki izleyicilere sunacaklar ve yavaş yavaş yürüyüş başlayacak ve bu görüntüler Kanal T ekranlarında adım adım Londra farkıyla gelecek. Thank you.
Gördüğünüz gibi karnavala özel şapkamı taktım. Biraz sonra karnaval yürüyüşünü başlayacağı noktaya gideceğim ama what's your name? Aduni. Aduni, yes. Are you first time joining this carnival? No, I've been in carnival since I was 7 years old. 7 years old? Yes, yeah. I like your costume. Thank you very much. Took a long time to make. Oh, is it? And the band is called United Colors of Mass. United Colors of Mass. That's right, yeah. Where are you from originally? Originally? Well, I was born in Guyana in South America, but I've lived in London all of my life. Okay. Yes. Okay. Would you like to say hello to NERF Cyprus? They are watching us. Okay. Hello, NERF Cyprus. It's so difficult. It's so hard to hold on my head. Yeah, to keep on my head. It's not easy. Efendim, kendisi aslen Güney Amerikalı ama doğduğundan beri Londra'da yaşıyor ve 7 yaşından beri de Notting Hill Karnavalı'na katılıyor. Gördüğünüz gibi harika bir kostüm içerisinde. Aslında İngiltere'nin sembollerinden bir tanesi üzerindeki renkler ve başlıkta. Ama inanın insanın kafasının üzerinde tutması oldukça zor bu başlığı. Thank you very much. You're Enjoy welcome. Your carnival. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Efendim değişik kültürler, değişik milletler dedik ya. İşte bir tane İspanyol var yanımda. Notting Hill Karnavalı'na geldi bugün. What's your name? Vero. Veronica. You are from Spain? Yeah. Are you living in London or just... No, I stay in at Winchester, uh-huh. near Winchester, and we come with our friends to visit the carnival, uh-huh. to the carnival. How have you found this carnival? It's very most popular carnival. Yes, internet. Internet. Yeah. Okay, so you're gonna enjoy it, I think. Yeah, of course. Would you like to say hello to NERF Cyprus? Wow, hello! NERF Cyprus. From London and from Spain. Thank you. Thank you. Enjoy yourself. Efendim kendisi bir İspanyol ve Londra'yı ziyaret amacıyla burada bulunuyor ve Notting Hill Karnavalı'na geldi bugün. Notting Hill Karnavalı'nın büyüsünü, atmosferini yaşamak üzere burada. Hem İspanya'dan hem de Londra'dan size sıcacık bir merhaba gönderdi. Hello from Cyprus for London. Thank you. Thank you. Well, what's going on right now? Right now. North Cyprus. Hello to North Cyprus. 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 Dünyanın en büyük sokak kutlamaları arasında gösterilen Notting Hill Karnavalı, dünyanın en popüler sokak kutlamaları arasında yer alıyor. Adını Londra'nın semtlerinden Notting Hill'den alan karnavalda, Karayiplere özgü müzik eşliğinde, birbirinden değişik kostümler içerisinde yürüyenlerin arasında ilerledikçe, muhteşem atmosferin büyüsünde haftanın tüm stresinden uzaklaşıyorsunuz adeta. NERF Cyprus. Hello to NERF Cyprus. Are you enjoying the carnival? I am, yes, yes, definitely. So, this color are very beautiful, yes. Black and silver. What would you like to say about this carnival? The carnival is just lovely. It's just lovely. It's lovely. Is it first time for you? No, no, no. This is my... Oh, Lord. It's about 12 years. 12 years. With the nice weather, I think it's going to be great carnival, fantastic. I hope so. Thank you very much. What would you like to say for people watching at home, especially in North Cyprus? Hey, Cyprus, you should be here. We're having a wonderful time. Definitely. Come next year. Definitely. Thank you. All right. Efendim, uzun yıllardır Notting Hill Karnavalı'na katılıyorlar. Gördüğünüz gibi oldukça değişik bir kostüm içerisinde kendisi ve güzel bir karnaval, güzel hava ile beraber her şey birbirinden güzel olacak ama bu karnavalı gelip İngiltere'de kesinlikle yerinde görmeniz gerekiyor diyorlar size ve güzel bir de selam gönderiyorlar. Dansçıların samimi tavırları ise size hiç yabancılık çektirmiyor.
alışık olmadığınız dansların içerisinde buluveriyorsunuz kendinizi. Adım Adım Londra ekibi olarak bizler de müziğin havasına kapılıp kendimizi dansçıların arasında buluveriyoruz. Barış'ın en güzel şekilde silkelendiğini o tekil perdalarında muhteşem müzikler ve muhteşem renklerle yürüyüş başladı. Bu yürüyüşün arasında ve birbirinden güzel kızlarla dansımızı yapıyoruz. Karayiplere özgü davullar eşliğinde yürüyen dansçılar adeta kendinizi Afrika'da hissetmenizi sağlıyor ve kendinizi onlara eşlik etmekten alıkoyamıyorsunuz. Thank you.
our sponsor Unit Sun, Dalgetty, Carnival Arts, and also powering you with music right now, SLR Production. Yeah, man. Birbirinden güzel müziklerin yanı sıra bol baharatlı tavuklu pilav kokuları tadına doyulmaz dakikalar yaşatıyor bizlere.
seyirciler, Notting Hill Karnavalı'na gelenler birbirinden değişik dansların, şovların yanı sıra dünya kültürleriyle, dünya mutfaklarına ait birbirinden leziz yiyeceklerle de buluşuyorlar. Elimde de şu an değişik bir meyve var. İsmi jelinat. Gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla açıyor ve daha sonra içindeki sıvıya da pipet yardımıyla içebiliyorsunuz. Çok değişik bir lezzet. So, can you do it for me? What's your name? Chris. Chris, where are you from, Chris? Tottenham. Pardon? Tottenham. Tottenham. Yeah. So this is a North London. Yeah, different fruit. Which country is that? All Caribbean countries have them, but this one's from Colombia. Colombia. Yeah. All right. Efendim Chris, aslında Tottenham'lı, Kuzey Londra'nın Tottenham bölgesinden ve Notting Hill Karnavalı'nda gördüğünüz gibi elinde gördüğünüz ve Karabiyen ülkelerinde yer alan değişik bir meyveyi satıyor burada. Benim için de bir tane hazırladı. Hava sıcak, ortam güzel. Bir de elimde gibi bu değişik. Yeah, thank you. Harika bir tat. Dünya kültürlerinin buluştuğu Notting Hill Karnavalı'nda Kıbrıslı Türklere de rastladık. Kameramızı gören Kıbrıslı Türkler duygularını bizlerle paylaşmayı ihmal etmediler. Efendim güzel bir karnaval olur da güzel Türk bayanlarımız olmaz mı içerisinde? İşte kameralarımız güzel Türk bayanlarını yakaladı Notting Hill Karnavalı'nda. Merhaba. Merhaba.
Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok happy'yiz bugün. Nasıl gidiyor karnaval? Çok memnunuz. Çok da güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla beraber. Çok güzel bir günümüz var yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz ediyorum. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Sırasıyla duyguları alalım. Karnavaldayız. Nasıl gidiyor karnaval? Karnaval süper. İlk defa katılıyoruz bu kadar senedir. Bayağı bir hareketli yani. İlk güzel defa mı geldik? İlk defa geldik yani. 25 senedir ilk defa. Nasıl eğleniyor musunuz? Süper eğleniyoruz. Yemekler de çok güzel. Karabiyan yemeklerini de denedik. Çok güzel gidiyor. Salatalık, malatalık her şey var bizde. Türk usulü. Hazırlıklı da geldik yani. Efendim işte Türk farkı. Her zaman her yere hazırlıklı geliyorlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Var mı sizden bir şeyler? Neler söylemek Çok güzel geçiyor. Kızlarımla eğleniyoruz. Özellikle onlar için geldim bugün. Ama muhteşem bugün. Çok güzel. İlk defa mı geldiniz? Evet, ilk defa katılıyoruz. Eğleniyorsunuz. Çok eğleniyoruz. Değişik şovlar var. Evet, bayağı. Çok teşekkür ederim. Nereye selam gidiyor sizden? Aileme gitsin İstanbul'a. Herkesi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoppa! Adın ne? Adın ne? Adın ne? Güzel bay bay yapar mısın kameramıza? Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Adım adım Londra'ya görüşmek üzere. Canta alegria la linda Latin America negra. Canta Bahia traz na melodia a nobreza de um povo que dança. Efendim karnaval boyunca yürüdük, yorulduk, leziz kokuları takip ettik ama durağımız bu sefer Kıbrıslı Türklerin yeri oldu. Tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Medi. Kolay gelsin. Kıbrıs'ta doğdum, Kıbrıs'ta büyüdüm. 1969'dan da Londra'dayım. Allah'a şükür büyük bir yatırımlarım vardı. Kıbrıs'a getirdim fakat buraya bir poundla geldim 3 sene önce. Beni iş adamlarını oraya çağırıyorlar ve orada sahip çıkmıyorlar. Üstelik de alay ediyorlar. Ve bizi mecbur edip tekrar aynı yerden başlıyoruz. Kolay gelsin. Notting Hill Karnavalı'ndayız. Biz evet. Dert büyük ama bugünün keyfini çıkaralım. Allah biz şükür ben oynuyorum. Nasıl gidiyor ben karnaval? Ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Çünkü insanları mutlu görünce mutlu olurum. Nasıl satışlar? Satışlarımız çok iyi. Çok değişik kültürde insanlar var. Güzel şovlar i̇şte, var. Diyorum. Hem evet. iş yapıyorsunuz hem eğleniyorsunuz. Aynen böyle bak. Oradaki, pardon. Oradaki iş adamları gelip de böyle yapamaz ama ben topluma faydalı olsun diye çocukları güldürmem için her şey yaparım. Bak. Helal olsun amca. Ben helal olsun. 42 sene var bu ülkede çalışıyorum ve bir daha ben Türk milleti için dizlerimde çalışırım ama onlar bunu düşünmüyor. Efendim işte insanımızın farkı, işte Kıbrıslı Türk farkı. Her nerede olursa olsun dimdik ayakların üzerinde durmayı biliyor. Çok teşekkür ederim. Cennet Kıbrıs'ımıza güzel bir selam yollayalım. Çok sağ ol. Bütün Kıbrıslı güzel insanlara selamlarımı veriyorum. Çok ama teşekkür. Güzellerine. Kolay gelsin. Halkları kötü olanlara da hayır. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yemek yiyeceksin.
Yaklaşık 3 milyon kişinin izlediği Notting Hill Karnavalı her yıl Ağustos ayının 24 ve 25. günlerinde renkli gösterilere ev sahipliği yapıyor. Şayet yolunuz Londra'ya düşerse birbirinden değişik kültürlerin buluştuğu Notting Hill Karnavalı'na katılmayı ihmal etmeyin. Yaklaşık 3 milyon kişinin izlediği Notting Hill Karnavalı her yıl Ağustos ayının 24 ve 25. günlerinde renkli gösterilere ev sahipliği yapıyor. Şayet yolunuz Londra'ya düşerse birbirinden değişik kültürlerin buluştuğu Notting Hill Karnavalı'na katılmayı ihmal etmeyin. Londra ekibi olarak durdurak bilmeden yolumuza devam ediyoruz ve bugün de her yıl Ağustos ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen ve birçok kültürü birbiriyle kaynaştıran Notting Hill Festivali'ndeydik ve bu renkli görüntüleri adım adım Londra farkıyla Kanal T ekranlarına taşımaya çalıştık. Ve adım adım Londra ekibi her zamanki gibi yine yoluna devam edecek. Yine bu renkli görüntüleri Kanal T ekranlarında sizlerle buluşturmaya devam edecek. Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Aldık Noyanlardan bu evi, rahat ettik. Ömür boyu tatil yapacağız dedik. Ama bir şeyi unuttuk. Bizim avantajı Halil'i. Kaybol. Üstelik Noyanlardan aldığımız ev herifin avantajlılığını daha da artırdı. İştahı kabardı. Hatlamadı, haylanmadı, ateşe çıktık Allah aşkına ya. Adam gıcık. Karısının ise ondan aşağı kalır tarafı yok. Yardım istersen söyle. Çatlattı bizim hanımı yahu. Bir balık keyfimiz vardı. Onu da çekemedi gitti. Atma be taşta, kaçıracaksın balıkları. Açana bir oturacaksın oraçta yahu. Vallahi billahi cenneti cehenneme çevirdi bize yahu. Ama imdadımıza gene Noyanlar yetişti. Berol, getireceksin bir bardak su içelim. Gel baba.
Gel. Bak Halil'im, artık yeter. Çok beğendiysen buraları, bak aha yeni proje. En büyüğü. Buracığa 70 dönüm araziye yapıyorlar. Geçen defa da söyledim sana ama kafacığın almadı. Gidesin oyanlara, yeni bir tane alasın kendine. Ya da gel kirala buraçtan bir tane günlüğü 32 sterline. 5 kişiye kadar kal içinde. Bütün Long Beach ayaklarının altında. İstersen de satın al. Ne be ama. Bütün yaz seni mi çekeceğim kafamda? Bir ömür boyu tatil. Noyanlar Şirketler Grubu bu düşünceyle yatırımlarına devam ediyor. Kıbrıs'ın en değerli sahillerinden olan Long Beach sahil bölgesi, tertemiz kumsalları ve İskele Belediyesi'nin sahil geliştirme projesiyle çok yakın bir gelecekte tam bir tatil cennetine dönüşecek. Bu bölgeden alacağınız ev ile aslında sadece bir ev değil, tüm bu güzelliklere de sahip olacaksınız. Bu gerçeğin bilincinde olan Noyanlar Şirketler Grubu, bu bölgede Long Beach Life, Sea Life, Mediterranean Life ve Royal Sun Residence gibi dev projelere imza atarak sizlere bir ömür boyu tatil imkanının kapılarını açıyor. Yani yemekten sonra böyle bir ağırlık çöktü be üstüme. Vallahi zannetme de kaçacağım gideyim evime ha. Bir çintecik koy bize buracığa. Ben de senin bu noyanlardan aldığın yeni evciğinde yatayım da uyuyayım. Pır pır da eser ha. Unutmayın, yatırımların bu bölgede yoğunlaştığı Long Beach sahilinde bir ev sahibi olmanız sizi gelecekte de kârlı çıkartacaktır. Şok şok şok. Oda Mobilya çıldırdı. 1930 yılından beridir hizmet veren Oda Mobilya, 82 yıllık tecrübesi ve kalitesiyle Türkiye'den sonra şimdi de Londra'da. Beklemeye son. Gel, gör, al, git. Birleşik Krallığın neresinde olursanız olun, mobilyalarınız aynı gün kapınıza teslim. Tüm ürünlerimizde 10 yıl garanti. Bitmedi. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Tek kişilik lüks bazalar 199 pound. Koltuk takımları 599 pound. Çekyatlar 199 pound. Yemek odası takımları 599 pound. Oda Mobilya 307-309 Hertford Road Edmonton'da. Oda Mobilya. Mobilyada son moda. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Elito kardeşler yönetimindeki Easy Shelf, tüm restoran, süpermarket, takeaway ve her türlü iş yerlerine uygun soğutucularıyla İngiltere'de rakip tanımıyor. En kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunan Easy Shelf, 7 yıla varan garantili ürünlerini kapınıza teslim ediyor. Satış sonrası teknik servisiyle Easy Shelf'i tercih eden firmalar farkı fark ediyor. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Siz yalnızca hayal edin, Easy Shelf gerçekleştirsin. Vatan Catering, İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve takeaway'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London N17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar MOT testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü, cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü ATL sistemi ile MOT testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mu? O da sorun değil. Her türlü ticari araç, van, pick-up, minibus, minibus, minicab fark etmez.
M6 testinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu M6 testiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors. En özel anlarınızı eğlenceye dönüştüren Cyprus Meze Bar, dolu dolu eğlence geceleriyle misafirlerine doyumsuz eğlence keyfi sunmaya devam ediyor. Türk okullarımız ve derneklerimizin etkinliklerinde 12 pound'dan başlayan fix menü fiyatlarıyla Cyprus Meze Bar, hafta sonları ve özel günlerinizin değişmez adresi. Büyülü atmosferinde zengin sanatçı kadrosu ile eğlence keyfinizi ikiye katlayan Cyprus Meze Bar ile eğlencenin tadına varın. Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da keyifli geceler için rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim bildin ırk ayırt etmeksizin Londra'dan en çarpıcı görüntüleri sizlerle kanaltı ekranlarında buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sefer de kameralarımızı Kuzey Londra'nın Palmscreen bölgesinde bir Rum tavernasına çeviriyoruz. Rumlar ve Türklerin dostça şarkı söylediği tavernada bakalım neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Adım Adım Londra ekibinin yolu bu defa Rumların yoğunlukta yaşadığı bölge olan Palmscreen'de bir Rum tavernasına düşüyor. Ve kapıdan içeri girdiğimiz anda muhteşem buzuki müzikleri eşliğinde Rumlar ve Türklerin Türkçe Rumca şarkılar söylediği dostça bir tabloyla karşılaşıyoruz. Con
tasu, izo monaka, ya ton erota su, ine komati, apoti kamiaru, oro masu masu izo namas, oi kio ine paradas, ine mazimu, ne ki magapisi, ono takatia, amu karisis, ke digo digo, name sinitisis, oro masu masu izo namas. Τι θα γίνω μες στη ζωή, θα ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω στην αγκαλιά μου κι από μέσα να λείπεις εσύ. Είναι μαζί μου και μην με αγαπήσεις, μόνο τα καρδιά σου να με χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όλα σώμα που είσαι όλα μας. Όχι και όχι είναι παραντά. Ρίστα, κόμπα, κόμπα. Θα γύρω στο κρεβάτι, δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυνάτι, δεν θα πάρω χάπι. Kendimizi tam da Rum müziklerinin havasına kaptırmışken bir de ne görelim? Londra'nın tanıdık simalarından Mr. Yoğurt Akif Bey, Rum şarkıcıyla düet yapıyor. Anlaşılan yoğurtlarında iddialı olan Akif Bey, sergilediği muhteşem performansla bizlerden de tam not alıyor. Oh,
Ya dans edip eğlenen bayanlar eğlene dursunlar. Bizler adım adım Londra ekibi olarak yolumuza devam etmek üzere oradan ayrılıyoruz. Κι αν σ' αγάπησα σε γελαστήκα και τη μοίρα μου καταραστήκα, καταραστήκα. Φύγε μη κακός, φύγε, κάνε τρόπος, φύγε. Adım adım Londra, Kıbrıs türkünün sesi. Sırada Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu'nun sizler için hazırladığı skeç var. Bakalım Osman Balıkçıoğlu ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu bu hafta hangi karakter tiplemesiyle sizlere neşeli dakikalar yaşatacaklar? Meryem, kaç daha söyleyeceğim sana? Havluya ekmek komasın kuşlar yesin diye ha? Haspaçı kaç şefket. Ne için de komayacağım kuşlar av yesinler? Ulan! Gelirler ekmekleri yiyecekler diye, yerler haspalanırlar ekmekleri, doymazlar, benim incirleri de yerler. Allah için incir bırakmadılar bana ağaçta. Haspa yesin, istersen incir, git oraya şarada al incirle gel. Ay nedir olan benim incirler Allah için öyle bu kadar olurlar, bardak inciri gibi, içinden bal akar. Bırakmadılar behtan ballar yiyelim biz de bileceğiz. Ama bilin ne yapacağım, alacağım bir iğne. Dolduracağım içini zehir ve bombalayacağım içine incirlerin, yesinler de gebersinler o adi kuşlar. Allah için öyle yaparsan sana yedireceğim o incirleri. Hiç karışmam ha. Ona ben onları yedirmesem.
tekmil yiyecekler günleri. Bir iki tanecik olsun bırakırlar bize de yerik. Ne zaman yedin olan incir yedik bu sene? Allah için bir daha bile yemedim. Daha pişmediler, daha pişmediler. E biçerkandan yerler kendiler nizili urtilerini yesinler. Şevket Usol, yedirteceğim ben kuşlarımı. Tamam anladın? Olan, yedirsen kuşları ha, ben de almazsam karışma. Bir hava tamam. Tüfeği de mevzileneyim incirin altına. Uçarı kaçar indireyim aşağı. Bana da komik kebirli Şevket demesinler Allah için. Olan yap onu. Ben de çığırtacağım gazeteleri gelsinler çeksinler sen de koysunlar seni gazetelere. Nedir olan çektiğim? Hayvan senin... düşmanı. Hayvan düşmanıyım tabii. Onlar benim incirler. Ya bir şey değil. Bir de sincaplar çıktı şimdi başımıza. Şimdi çıktı sincaplar olan. Her zaman vardı. Olan ceviz yedin. Bize ceviz macunu ettim. Hepsini sincaplar yemediler bize. Ceviz macunu ettim. Sen de yedin unuttun. Macununu yerik. Ama bizim ağaçtanıdı. Bizim ağaçtanıdı. Ben anlamam. İstemem hayvanları havlımda kattık. Ben isterim incirim, üzümüm, efendime söyleyeyim ne ağacım varsa hepsi versinler de oturayım ben yiyeyim. Yok hayvanlar yesin Şevket, bana. Şevket, husol artık. Başımı ağrıttın. Ya bu daha bir şey değil ki Meyrem. Seninle daha hesaplaşacak. Ne için ya? Seninle koalisyonu bozacak artık. Hangi koalisyonu olan? Ne hangi? Koalisyonu? Koalisyon tabii. Bizim de koalisyonumuz var onda. Kıbrıs'ta yaptılar koalisyon ama. Biz seninle daha evvel yaptık. Biz anlaşmadık. Olsun senin bakanlığın İçişleri Bakanlığı'dır. Hem Orman Bakanlığı. Senin işin... Silip süpürmedir, yemek pişirmedir, kapkacak yıkamadır, efendime söyleyeyim ütü yapmadır, yapmadır çamaşır yıkamadır. E yapmadık olan bunları. Yaptır iç işlerine girer o. Ondan kerliciğime seni Orman Bakanı da yaptın, havluya bakasın. Havluda ağaçlara bakasın falan. O yetmedi sana işte Maliye Bakanı da olasın. Ne Maliye Bakanı olan, mabuk subuk ne konuşun öyle? Ne mabuk subuk olan? Hiç anlamam seni. Sen değildin alan geçen hafta benim patli kartı. Da gittin oraya Woodgreen'e girmedik, dükkan bırakmadın. Mahvettin beni, geldi Allah için. Patli karttan şey, statement, bir bakarım oğlum mahvolduk. Battık, Allah için Kıbrıs'taki Urum hükümetinden beter olduk. Battık. Olan, havluya kim bakar? Ben. Yemeği kim pişirir? Ben. İşte İçişleri Bakanısın. Ama Dışişleri Bakanlığı... Bunları beleş yaparım zaten sen. E tamam ama bir açıkta düşüneceksin. Ben pensiyoner, tegavüt bir adam. Böyle bu kadar para savurmayla biz Allah için şey olduk. Böyle batmış bir hükümet gibi olduk. Hadi değil oğlum, mi ya? Hadi oğlan git işine pensiyoner. Senin paran olmasa ben gideceğim harcayayım. Ama kalmadı. Ben harcamasam ya. Kime vereceksin? Kim harcayacak? Tamam anladık ama kalmadı. Savırda savırda mahvettin beni. 3-5 kuruşluk biriktirdiydim. Yaşlı günümde yiyeyim hepsini savır diyorsun. Emir Ayşe ile birbirinize rekabet edeceksiniz diye. Allah için benim sermayeyi kediye yüklediyorsun oğlan. Sen Emir Ayşe'yi bu işe karıştırma. Ne için karıştırmayacağım? Onunla rekabet halindesin. Hiç de rekabet değil. O gider yengi tomofil alır, sen de isten yengi tomofil alasın. İsterim tabii. O gider büyük televizyon alır, sen de isten televizyon alasın. Neyin modası varsa isterim. Olan, için istemeyim? Sen zanneden ben onasısın bir şey, bir açık kendine gelesin. Seni istemem Urum hükümeti gibi batırasın bizi. Bizim hükümet gibi olasın. Ne olduğun belli olmasın. Ne batasın ne çıkasın. Ne için de batırtacağım seni? Ne için? Batırdın tabii. Ne için? Giderim berbere. Her gün alırım Urum'a da giyerim. Bilirim yok, ben yapan parayı. Hiçbir şey yapmam. İşte sabır diyorsun. Evimin içine alırım her tamam, şeyi. Tamam kabul ettim. Bir şey daha söyleyeyim sana. Aklıma gelmiş ikan. Telefon edesin o kardeşine köfte. Gitsin de 3-5 tane gaz maskası alsın. Ne için? Ne çini var olan? Duyman Araplar Laos oldu. İngiliz de Balavos oldu. Birbirlerini bombalayacaklar derler. E kaçarsan... Kardeşimi nereye karıştırın olan bu işlere? Olan Arap'ı nereden bombalayacak İngiliz zanneden? Kıbrıs'tan bombalayacak. Onda bilin üsleri vardır. Yollayacak araba bombayı. Arap da roket inan zehirli bomba yollayacak bizim başımıza. Kıbrıslıların başına. E bileceğiz de düşerse komike bire, senin kardeşinin başına dikmeyecekler havaya. Onun için alsın gaz maskası,
Hem kendi taksın hem çocuklarına taksın ki emniyette olsun, anladın? Adam isterim, kendileri atsınlar bana gazı Kıbrıs'a. Ama Arap... Adam isterim. Ha. Ama Arap'ın sağı solu belli olmaz. Görmem birbirlerini keserler, durmadan öldürürler. Arap'ın bilin 40 tanesinin bir incir çekirdeği doldurmaz akılları. Şimdi kakarsa Arap da yollar bir iki tane roket inen öyle zehirli bomba Kıbrıs'a ne olacak? Bunun hesabını kim verecek? Zamanında Urumlarla biri birimize girdik, İngiliz'i getirelim onun için İngiliz kalsın diye. Şimdi İngiliz kaldı, İngiliz de oraçtan Arap'ı bombalayacak, bizim başımıza gelecek, bizim başımıza kırılacak canak. Anladın mı Meyrem Hanım? Sen de bire çık fazla düşünün her şeyi. Yok düşünmem, ben şimdi ben zaten bir de mektup yazacağım, bu koalisyon hükümeti olsun kuruluyor. Yorgancı Ehendiye, o şu başbakan olacak. Bire çık tikkatli olsunlar, bire çık böyle gözlerini açsınlar ve böyle herkese ya bire çık sığınak katsınlar, insanlar girsin içine, gaz maskası dağıtsınlar. Çünkü iş, bu işler belli olmaz Meyrem Hanım. Allah için insanlarımız böyle sinek gibi tapır sapır düşer ölürler. Görmen Arapçıklar, hukaralar neler geldi olan başına. Olan dirbandi. Başbakan adamın aklı yoktur da sen yazacaksın yine mektup ne yapsın? E tamam ya. O da bilir ne yapacak. E, tecrübesizdir Meyrem. Daha yenge başbakan oluyor adam. Bir de çık kendine fikir vereyim. Ben de da ne yapacağını bilsin. Sen merak etme de ona fikir verecek olan çok. Çok var sağa değil. Sağa soracak. Şevket. Ha. Kahveye gitmeyeceksin sen böyle. Ne yapacağım ulan kahvede? Ne yaparlar ulan kahvede? Gitmem artık kahveye de. Canım sıktılar çok Meyrem. O paçavuri bilin neden. Gidelimmiş Kıbrıs'a da biz de nümayiş yapalım, karşı gelelim, Türkiye'deki gibi efendime söyleyeyim çadırlar kuralım ve protestolar edelim der. Sanki da biz bunda yapmayık yapacağımızı, gidelim bir de Kıbrıs'a der. Onun için anlaşamıyorum kendimle. E mecbursun de yine yesin her kim ne derse. E paçavuri susmaz bilin kendini. Hem bakarlar canı evde her gün öyle bütün gün. E ne yapayım, gitmem seninle ha? Oturacağım ve seni bire çık yola getireceğim Meyrem. Bire çık sen de düşünesin artık ne olur ne biter bu evin içinde, anladın? Şevket. Ha. Sen pirogu yapayım sana. Ulan aman aman pirogu dediğin. Yap tabii, severim bile pilavı. Hadi yürü git kahveye, da akşama yapayım. Yok ya, o akşama olmaz. Akşama yetiştirin. Var mı ya pilavı peynirin? Her şeyim var. Her şey pilavcuk yapacaksın. Yalnız istersen veresin bana o parkley kartı. Ne kartı vereyim sana? Küçücük bir şey alacağım olan. Meyrem, ne alacaksın? Sen sorma şimdi. Ama veririm sana. Surprise edeceğim sana Şevket. Surprise edeceğim bana. Surprise edeceğim sana hadi. Ya korkana gene Maliye Bakanı ister olsun da bizi mahvedecek bu galiba. Hadi Şevket. İyi olmaz vermem. Olan 20 liranın üstünde bir şey almayacağım. Meyrem vallahi çok hesabımız kabardı. Onun için tikkatli harcayasın kendini. Tamam Şevket, anladım. Tamam Şevket, sen bana ver kartı da başka sorma. Şeyhtan domuz gene kandırdın beni, Allah için gene kandırdın. Neyse. Çıkardayım bakalım, vereyim sana bu parklı kartı. Meyrem, iyi kullanacaksın kendini. Uçara kaçara para harcamayacaksın. Dikkatli ol biraz, zere paralar suyunu çekmek üzere. Ulan hiç ben dikkatsiz kullandım bunu bir cezde ha. Bir taka bakalım. Ne? O küpeleri ne zaman aldın sen ve nereden aldın? Rebunamış. Bunun adın tekmil. Ne için ya? Sen almadıydın bunları bana. Ulan ben şimdi gördüm daha bunları. Öldü be kim daha? 20 sene olsa aldın bana da şimdi gördüm. 20 sene evvel aldım küpeleri, şimdi taktın. Şimdi taktın. Kandırdın beni şeytan domuz gene ama bir şey değil. Kandırmadım seni, sen aldın. Tamam al ama söylediğim gibi tikkatli, tamam? E hadi ver. Vereceğim ama Meyrem düşünesin bire çık beni de. Günahtır olan bana da. Bütün hayatım boyunca işledim. Alaman yesiri gibi işledim. Sonunda rahat edeyim diye. Savırtma bu paraları artık ne olur. Oğlan yalanı sen işledin. E ben sen makinaların önünde anam ağladı Allah için. E tamam haklısın Meyrem, haklısın yani ama. Yani paraları hep senin adına koyduk diye şimdi ben hiç harcamayacağım. Ama benim adımdır ama kartı senden başka kullanan yok Meyrem. Ben kullandığım yoktur ya bu Behtambal kartı. E ama ben de evim için kullanırım ya. Neyse hadi aldım al bakalım. Aldım da gittim holiday'e bir şey. Hadi al bakalım. Hadi çekme de... elini geri ha. Yok çekme elini. Ver buram. Al al hadi. Hadi bakalım. Hadi Şevket kalk yürü yollan kahveye. Kahveye gideyim. Hı.
Benim ama ne için beni yolladın evden? İstemen rahatsız ederim seni. E iş yapamam sen evde olduğunda. Bir televizyonda şimdi şey başlayacak. Dır da konuşun. Bir program başlayacak da isterim göreyim. O program başlayacak, sen ondan daha beter konuşacaksın. Ben derim pirohu yapacağım bu akşama. Ne iş yetiştireceğim? Pirohu yapacaksın. Ha. Üstü, şey de yapasın yanına. Sütlü börek de canım çekti. Onu da yarın. Onu da yarın yapacaksın. Yaşa ulan beynim. Yani ya öyle bir açık musulcanisin. Bir açık öyle elin müsrifsin. Ama böyle yemek yapmaya gelince hep böyle birinci sınıfsın. Ne derler? Yani ya insanın erkeğin kalbine giden yol kurgurasından geçer değil mi? Gittiyse kalbine iyi. Kalbimde dirvede ne oluyor şimdi? Kalkıp kahveye gidiyorum. Sen de rahat rahat pirohuyu et bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Akşama geldiğimde pirohuyu hazır isterim ona göre. Tamam sonra, Şevket Bey. Hadi bakalım. Sonra külahları değiştirik. Tamam. Hadi değiştiririk. Bakalım. Aha gidiyor. Hadi. Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Efendim bu hafta Adım Adım Londra ekibi olarak haftanın konusu olarak öfkeyi sorduk ve Londra sokaklarına indik. Bakalım öfkeyle ilgili mikrofonlarımıza nasıl yorumlar yapılmış. Efendim Adım Adım Londra ekibi olarak Londra sokaklarını gezerken ünlü DJ'miz DJ Celil'i yakaladık biz. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Havamız güneşli, güzel. Onun için bol enerjik, gayet iyiyiz. Londra'nın havası işte bir gün güneşli, bir gün yağmurlu, hiç belli olmaz ama bir gün Allah'a şükür güzel bir havamız var. Yani Londra'nın ne havasına, ne karısına güven olmaz mı? Hiç olmaz. Sıfır, zero, zero, sıfır. Peki en çok neye öfkelenirsin? En çok belki zaten Londra bunu biliyor. Kızımı görmediğim an zır deliyle vurur beni. Çünkü kızım da sonunda onu canımı her şeyimi veririm. İşte görmediğim an insan deli olur. Sizin? Ha, güzel bir soru şimdi. En çok o beni nasıl attığı için. Karşımdaki insan dürüst olmazsa ben ona öfkelenirim. Yani doğru. Aptal yerine konulmak istemem. Doğru. Neyse şimdi beni geçelim de öfkelendiğin zaman ne yaparsın? Nasıl belli edersin? Bazen müzik dinlerim, böyle sakin olayım. Çünkü fazla derinlere girdiğimde de düşünürüm. Şimdi kızımı görmediğim an herkes de doğru. Çocukların olanlar bilir zaten bunu. Çocukların bir gün, iki gün görmesin insan deli olur. Ama işte ben fazla zaman görmediğim an, fazla bir şey sinir de olduğum an lazım bazen sakin olayım. Çünkü sinir olduğun an daha kötü olabilir. Nasıl kontrol ediyorsun öfkeni? Evde otururum, müziklerimi dinlerim böyle yavaş yavaş. Yemek yerim ama bak kilo almam. Yemek yerim ama kilo almam. Efendim Celil'in içindeki öfke kendi kendini yiyor. Yemek yese de... Doğru. Yemekler seni yiyor, öyle mi? Doğrudur. En hassas noktasından yakaladık galiba şimdi. Gerçekten, demek ki doğrudur. Değil mi? Peki, ben teşekkür ediyorum. Son olarak nasıl bir mesaj göndermek istersin? Bütün bizi dinleyenlere, bilenlere, böyle sinir olduğunuz an, böyle fazla derin ve delilik olmasın, böyle sakin olun, düşünün. Çünkü bir şey yaptığınız an ondan sonra aman keşke yapmasaydım, keşke böyle olsaydım. It's too late der İngiliz. Ona göre düşünün. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? Adım Önder Açıl. 25 yıldır Londra'da yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Şimdi konumuz öfke de. Öfkeli bir haliniz var. Önce onu bir sorayım. Var mı öyle bir özellik? Öfkeli miyiz? Yani her insan gibi zaman zaman tabii ki öfkeli olabiliyorum. Ama kolay kolay değil. Ama olduğum zaman da öfkemi had safhalara taşıyabiliyorum yani. En çok neye öfkeleniyorsunuz? Yenildiğim zaman. Nerede yenildiğiniz zaman? Ben eski bir futbolcuyum. Şu anda da antrenörüm. Yenilmeye azmedemiyorum. Ne yapıyorsunuz öfkelenince peki? Direkt saldırıya mı geçiyorsunuz? Sana? Yok, dudaklarımı ısırarak patlatabilirim. Parmaklarımı ısırarak kanatabilirim. Efendim, öfkeli bir vatandaş. Yalnız kendi kendine zararı var öfkeli vatandaşın. Karşı tarafa zarar yok mu bu öfkeden? Zaman zaman... Böyle öfkelenip de dövdünüz mü birilerini? Tabii ki zaman zaman... Vukuatlar var kesin. Vukuatlarımız oluyor yani. Karşı tarafı incittiğimiz, incindiğimiz. Yani
özellikle gençlik çağımızda daha fazlaydı. Tabii yaş belli bir yaşa geldikten sonra bu yavaşlıyor. Öfkeni biraz daha kontrol etmesini biliyorsun. Nasıl diyeyim sana, vizyonun değiştikçe senin öfken de değişiyor galiba. Efendim, yaştan yaşa öfkenin dozajı da değişebiliyor, azalıyor diyor Önder Bey bize. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii sizi izleyen gençler var ekranlarda. Onlara nasıl bir mesaj gönderelim? Öfkelerini kontrol altında nasıl tutsunlar? İşin doğrusu şimdi ben onlara öfkelerini nasıl kontrol edeceklerini söylersem, beni tanıyanlar pek samimi olmayacağımı bilirler. Daha öfkesine kontrol olan bir insana sorarsanız bu soruyu daha iyi olur. Daha güzel bir cevap alırsınız. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Perçin. Ali Bey, şimdi günün son saatleri, artık yorulduk değil mi? Evet. Haftanın da son günü bugün. Artık evet. İş, güç, stres derken Londra hayatı malum, öfkeli miyiz peki? Öfkesiz birisi, ben öfkesizim derse yalan konuşmuş olur. Mutlaka hayat şartları, hayat standartları günümüzde zorlaşmakta. Bu nedenle dolayı insanlarımız... Siz öfkeli misiniz? Biraz var, öfkemiz var tabii ki ama... Neye öfkeleniyorsunuz? Çünkü her şey, insan istiyor her şey zamanında olsun. Her şey vaat edildiği gibi olsun. İnsanlar sözünde dursun. Fakat günümüz hayatında ve hayatın evrilmiş olduğu şartlar maalesef herkesi her an dört dörtlük yapamıyor. İşler aksayınca... Öfkeleniyorsunuz. Tabii ki. Evet. Ne yapıyorsunuz öfkelenince? Vallahi artık bağırmaya mı geçiyorsun? Yok, artık içimde bunu çözmeye başladım yavaş yavaş. İçimde halletmeye başladım ki sorunu dışa vurmak, öfkelenmek aslında hiçbir şey kazandırmıyor. O an sakin olup da düşündüğünüz zaman bence sorun çözülmüş oluyor. Yani öfkenizi kontrol altında tutmak ama sizin elinizde. Evet evet, herkesin maalesef. Yaştan yaşa değişir mi peki? Değişebilir tabii, hayat görgüsü, hayatın getirdiği şeyler, daha önceki yaşadığınız tecrübeler tabii ki bunu beraberinde getiriyor. İnsanın bence bu devirde aklı selim, pozitif düşünce çok önemli, aile yapısı çok önemli ve sorunlar karşısındaki hızlı çözüm bulma bence öfkeyi biraz daha azaltıyor zannedersem. İyi günler diliyorum. Merhabalar Rüstem Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Rüstem Bey, öfkeli miyiz? Var mı öyle bir özelliğimiz? Sinirlenir miyiz? Biraz bende var. Aileden geldi. Niye sinirlenirsiniz? Haksızlığa hiç gelmem. Ne yönden haksızlığa mesela? Bir örnek verin. Ne zaman öfkelenirsiniz? Mesela karşımdaki insan bana haksızlık yaptığı zaman ve bunu bile bile nasıl diyeyim artık, karşımdaki insanın bana bile bile yalan söylediğini bildiğim için öfkeleniyorum biraz. Ne yaparsınız peki öfkelenince? Direkt böyle bağırmaya mı geçersiniz yoksa biraz vurup öyle kırma falan? Ya vurup kırma yok. Bağırma. Gençken vardı da şimdi yok. Ha, gençken vardı, duruldur Rüstem Bey, şimdi vurup kırmıyor, bağırıyor sadece. Sadece bağırıyorum. Zararsız yani. Eşinize öfkelendiğinizde ne yaparsınız? Ya, o eski hikaye, onu anmayalım şimdi. Şiddetli mi oluyor bu öfkenin dozajı? Yok. Eskiden olurdu da ondan sonra düzeldik. Yani bir bağırma vardı yalnız o kadar. Yaştan yaşa benim oturuyor mu öfke? Babam da, babam da öyleydi. Peki öfke genetik bir şey mi? Babadan oğula mı geçiyor? Bence genetik bir şey, evet. Kontrol altında tutmak elinizde mi öfkeyi? Bir yere kadar. Peki bu hayatta en çok acaba erkekleri, bayanlar mı öfkelendiriyor? O %100. %100. Ondan eminim. Hanımlar dikkatle dinleyin. Rüstem Bey diyor ki en çok bayanlar öfkelendiriyor erkekleri. Evet, evet. Neden Rüstem Bey? Çok mu dırdır ediyorlar acaba? Dırdırı bak, biraz da haksızlık yapıyorlar bence. Ne yönden haksızlık? Bence hiçbir zaman aza kanaat olmuyorlar. Hep ver ver ver, verdik sonra istiyorlar. Bir şey değil istemek, hakları tabii ama bir de bunun karşılığını, değerini bilseler o daha güzel olur. Bilmediği zaman öfkeleniyorsunuz ama. Yok, ondan öfkelenmiyorum da, ondan dolayı öfkelenmiyorum da biraz yani üzülürüm. Şimdi öfke değerli konusundan bilmemiz, direkt bayanların konusuna geçtik. Hem cinslerimi direkt ben hedef almış gibi konuşuyorum buradan da. Şimdi bana kızacaklar ekran başından. Peki ben teşekkür ediyorum. Ekran başında öfkesini kontrol edemeyenlere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Bence hanımlara karşı bağırabilirsin, çağırıp sövmeyeceksin. Bağırabilirsiniz ama sövmeyin. Olur mu öyle şey? Bağırmayın. Yok. Olmaz. Lüzum bir insan biraz diye vurmayacaksın hanımlara.
Ama bağırabilirsiniz. Bağırabilirsin ama tabii ya da kaçacaksın oradan. En güzel örneği bu yani, kaçmak. Londra'da başarılı iş adamlarımızdan Iceford'un sahibi Ümran Bey'i yakaladık. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Size de sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ümran Bey, şimdi başarılı bir iş adamısınız. O yönünü konuşmuyoruz olayın tamam. Da. Öfkeli miyiz peki? Hani öfke. İş stresi, Londra var stresi. Var tabii canım, her zaman. Her zaman öfkelisiniz. Her zaman öfkeliyiz canım. Öyle mi? Tabii. Nasıl, neye öfkeleniyorsunuz? Genelde öfkeli olduğumuz yönler, işe geç geliyorlar. İşte iş zamanında bitmiyor. Aksilikler çıkıyor. Yanlışlar oluyor. Bunlara genelde her zaman yaşadığımız için öfke duyuyoruz tabii yani. Peki hayat şartları zor. Siz de bir iş adamısınız. Tabii çalışanları kontrol etmek, işi kontrol etmek zor olay da. Öfkelendiğinizde ne yapıyorsunuz çalışanlara mesela? Bağırmaya geçiyor musunuz? Dedi. Hayır, elimden geldiği kadar daha olumlu, ılımlı bir şekilde pozitif anlatarak, tekrar tekrar anlatarak işin düzgün çıkması için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Onlar da dinleyen oluyor, dinlemeyen oluyor. Sonuçta neticeye ulaşıyoruz ama yani. Yalnız bugün dikkatimi çekti efendim. Bizim kameralarımızda genelde böyle belli yaş sınırını geçmiş, öfkesini dindirmiş, gayet böyle pozitif insanlar takılıyor. Ümran Bey de onlardan bir tanesi. Yani hiç bağırmıyorsunuz çalışanlar. Yok, bağırmıyorum teşekkür. Kesinlikle. Hiç bağırmıyorum. Kesinlikle bağırmıyorum. Peki yani. Eşinize öfkeleniyor musunuz? Hani bu biraz özele gitti ama işten evliliğe geldik. Çok zor bir soru sordun bana. Şimdi bunu ben anlatmam. Mutlaka yani herkesin kendine göre bir yaşadığı stres ortamı var. Öfkelenmek iyi bir şey değil ama mutlaka sıkıntı alıyorsun, sinir anları oluyor ama her şeyi olumlu bir şekilde insan belli bir yaş açtıktan sonra daha olgun, daha mantıklı düşünüp ona göre halletmeye çalışıyor yani. Peki yoğun bir gün geçirdiniz, işte çok sinir etti sizi çalışanlarınız, böyle çok kızgın, böyle negatif bir şekilde eve gittiniz. Eşiniz de o günün ters gitmiş, size sordu nerede kaldın, bu kadar geç kaldın. Siz de ters gün geçirdiğiniz için direktmen böyle öfke moduna girdiniz. Ne yaparsınız öfkenizi kontrol altına almak için? Vallahi eğer... Bağırır mısınız hemen? Genellikle bağırmamak için elimden geleni yaparım. Ne yaparsınız? Alırım anahtarı, evden çıkar giderim. Bütün erkekler kaçıyor yalnız. Yanlış kaçış bir ortam yaşamamız. Yani kaçmak kimse, daha mı iyi? Kimsenin birbirinin kalbini kırmaması için gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok yani. Sayın Başkanım iyi günler. Nasılsınız? İyi günler, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler gayet iyiyiz. Böyle gayet de dinlenmiş gördük sizi tatil sonrasında, artık yeni sezon öncesinde. Yalnız bu relax dönemden sonra karakteristik bir özelliğimiz var mı? Öfkeli miyiz acaba? Yok canım. Tatilden sonra gayet relax ve gerçekten böyle rahatlamış bir halimiz vardır. Bir de tabii ki spor kulübümüz olarak, tamam mı? Bunları sizlerden duyunca daha da rahatlıyoruz, daha da gevşiyoruz. Tabii ki tekrar Kıbrıs'a gidersek daha da iyi olacağız. Peki Kıbrıs havası yaramış başkanımıza, gayet relax bir şekilde geri dönmüş de. En çok neye öfkelenirsiniz? Takım kaybedince. Takım kaybedince. Ne yaparız takım kaybedince? Tabii direkt ki. Direkt sahaya mı dalarız? Yok böyle? Yok, sahaya dalmayız. Ya federasyona çatarız, ya hakeme çatarız. Ya işte bir discharge oluruz. Ve her zaman kalkıp da Kıbrıs'a gidecek halimiz yok ya. Yani. Biliyorsunuz zaten tiketler çok pahalı. 300-350 liraya Kıbrıs'a git. Yok, gel 350 liraya sahaya gelin. Orada discharge oluruz. Peki Sayın Başkan, Londra havası malum hep kapalı. Zaten sıkıntı kasvet veriyor bize burada yaşarken. Bir de böyle çok önemli bir maçta takım dayak yedi. Çok da sinirlendin. Çok önemli pozisyonları kaçırdı oyuncular. Gol olamadı bir türlü. Aybiye kaybedildi maç. Allah korusun. Öfkelendin. Allah korusun tabii canım da. Öfkelendin. Ne yaparsın? Öfkeni nasıl kontrol altına alırsın? Baktın iş çığırından çıkıyor artık. Şimdi genellikle ben fazla öfkelenen bir adam değilim. Kolay kolay da kızmam. Ama tabii ki gene son raddeye geldiği zaman ne yaparsın? Ya çatacak bir adam ararsın işte. Kemal'i bulursun, Kemal'a çatarsın. Neslihan'a bulursun, Neslihan'a çatarsın. Ne olacak? Maçtayız. Ya oyuncuya çatacağız, ya hakeme çatacağız. Oyuncu bizim, hakem başkasının. Tabii ki hakeme. O da mı olmadı? Federasyona çatacağız ya. Bir yere bulacağız işte.
Efendim, söz konusu futbol olunca biz Türkler öfkemizi asla kontrol altına alamıyoruz. İlla ki çatacak bir yer buluyoruz biz. Peki öfkenin ne gibi sonuçları var? Şimdi atalarımız her zaman söylüyor. Keskin sirkenin kendi kabına zararı vardır. Başkasına olmaz. Tabii ki öfkelendiniz mi kendinizden seviyenizi düşürürsünüz. Onun için ben hiçbir zaman sinirlenmemeye çalışırım. Ha, sinirlenmez miyiz? Tabii ki sinirleniriz ama kontrol etmeye çalışırız. Bence herkesin bunu denemesi lazım. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İnşallah yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Tabii ki Neslihan Hanım, siz bizim bu yılki Dumlu Pınar'dan hiç bahsetmediniz. Tabii ki televizyonda izleyicilerimiz vardır. Şimdi biz Dumlu Pınar'ın bir Magosa takımı olduğunu, Magosalıları federasyonun tabii Türk Federasyonu altında ve Dumlu Pınar Kulübü altında herkesi davet ettiğimizi, yönetime çağırdığımızı duyurmak da istiyoruz. Tabii ki Magosalılar mutlaka Londra'da vardır. Artı bunların yanında onların desteğini de isteriz. Çünkü burada oynayacak olan çocuklar yine Magosalı gençlerdir. Tabii ki bunu da buradan duyurmak istiyorum. Bütün Magosalılara, Karpazlılara, İskelerliler de tabii içerisinde. Lütfen Dumlu Pınar'a gelin, bizlerle beraber olun, güzel bir sezon geçirelim. Efendim bir tanıdık sima daha. Eray Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öfkeli miyiz? Aslında değilim ama öfkeli olduğum zaman bayağı öfkelenirim. Ne yaparsınız öfkelenince? Her tarafı kırarım yani mesela. Yok canım, şaka yapıyorum da. öfkelendiğim zaman yani etrafa biraz zarar verebiliyorum galiba. Ne yönden zarar veriyorsunuz? Ne yönden zarar verebiliyorum? Kalp kırabiliyorum galiba biraz. Yani ağızdan çıkanı kulak duymuyor mu öfkelenince? Evet, evet, biraz öyle oluyor ama genelde sakin bir kişiliğe sahibim. Ama öfkelendiğim zaman da yani karşımda birisi durmasın. Eyvallah. Beni rahat bırakın. Öyle. Bir efendim iyi dinleyin. Eray Bey'le karşılaşırsanız da öfkeli halini gördünüz. Aman uzak rahat durun ona ya. Göre. Ne gibi sonuçları olur peki öfkenin? Eskiden daha kötüydü ama şu an yani son 5 seneden bu tarafa doğru biraz daha sakinleşmeye başladım. O yüzden yani pek fazla şey yok. Yani zararı falan yok şu an. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Teşekkürler. Efendim adım adım Londra ekibi olarak haftanın konusu öfke konusunu değerlendirdik ve sokağın nabzını tuttuk. Gelen yorumlar tabii ki yaştan yaşa öfkenin bir o kadar daha azaldığıydı. Ve tabii ki atalarımızın da dediği gibi keskin sirke küpüne zarar. Aman öfkelenip de karşımızdakinin kalbini kırmayalım. Önümüzdeki hafta bakalım haftanın konusu ne olacak? Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Var olduysa yaşayacak. Kıbrıs Türkü'nün Sesi Adım Adım Londra programından bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni görüntüler ve birbirinden renkli röportajların yer aldığı yepyeni bir Adım Adım Londra programında buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Önümüzdeki hafta Kanal T ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programını izlediniz. Adım adım Londra, kah orada kah burada, en uzaklarda siz neredeyseniz. Adım adım Londra, orada.
özledim.